Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçen haftaki videomuzda kronolojik Osmanlı tarihi serisinin son videosu olan 1921-1923 yılları arasındaki Osmanlı devletinin son iki yılında meydana gelen gelişmeler ve olayları sizlerle birlikte anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise yeni serimiz olan Ayrıntılı Osmanlı Tarihi serisinin ilk videosunda Osman Gazi'nin, Osman Bey'in hayatını belgesel niteliğinde anlatacağımız videomuzda Osman Bey'in hayatını ele alacağız. Öncelikle hepinize videoma hoş geldiniz diyorum. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Evet Osman Bey, Osman Gazi, 1. Osman, El Gazi ya da Ataman Bey mahlasıyla tanınır. Osmanlı Beyliği ve Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır. 1299 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin Anadolu Selçuklu Devleti'nin Uç Bey'i olmaktan çıkıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü artmıştır. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparatorluğundaki karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu Roma'nın hakimi durumuna gelmiştir. Öldüğü zaman beylik Eskişehir ile Bursa arasındaki topraklarda hüküm sürüyor. Doğru mu imparatorluğuna ait İznik ve Bursa'yı abluka altında tutmaktaydı. Osman Bey 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Yaşamının erken dönemleri hakkında güvenilir kayıtlar yoktur. Osman Bey'in soyuna ve boyuna ait bilgiler gelenekseldir. Ve en eskisi ölümünden 100 yıl sonra yazılmıştır. Bu eserler arasında en eskiden başlayarak Ahmedi, e, Dastan ve Tevarihi muluk Ali Osman, Sükrullah, ve ü Tevarih ve Asık Pasadade, Teva Tevarihi Ali Osman adlı eserler isimlendirilebilir. Dönemine ait tüm çağdaş eserler büyük ölçüde 1422 ya da hemen sonrasında tarihlendirilen ve artık mevcut olmayan ama özgün bir metinden türemiş oldukları iddia edilmektedir. Bazı tarihçilere göre Osman Gazi'nin yaşam ve savaşları tarihsellikten çok masalsı bir destan misali halk söylentileri ermişlik öyküleri ve mitolojik eklentilerle renklendirilmiştir. Babası Ertuğrul Gazi, bazı kaynaklara göre Erdoğdu Bey, Batı Anadolu'da Söğüt Ovası ile Domaniç Yaylası'nda yaşayan Oğuz Türklerinin Bozok Boyu'nun Kayı Boyu'ndan olan büyük kalabalık bir obaya başkanlık etmekteydi. Osman Gazi onun küçük oğlu idi. Tarihçi İbn Kemal tevarih Ali Osman adlı eserinde Ertuğrul Bey'in Anadolu'ya geldiğinde iki oğlu bulunduğunu, Söğüt'te göçebe yaşamanın göçebe yaşamanın sürdürü, sürdürür, sürdürür yaşamını sürdürürken 1254'te aslan yapılı ay yüzlü küçük oğlu Osman'ın doğduğunu bildirir. Halk söylentilerine göre annesi ki bazı kaynaklarda babaannesi olarak geçer. Hayma anadır. Yine tarihçi İbn Kemal Osman'ın gençliğinde yiğitler arasına girdiğini ve vurmada, tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu belirtir. Ve kardeşlerinden en küçüğü olmakla beraber simsir ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu belirtir, bildirir. Bu anlatımın Oğuz destanının temalarına benzer şekilde işlenmiş olduğu barizdir. 1281 yılında 23 yaşında iken Kayboyundan Ömer Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlenir. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin basına geçecek olan Orhan Gazi doğar. Daha sonra Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlenir. Bu evlilikten de Alaaddin Ali Bey dünyaya gelir. 1281 yılında babası Ertuğrul Gazi, 90 yaşlarındayken ölmüştür. Birçok tarihçinin tarihçinin anlattığı görüşe göre Kay beyliği için beylik görevi değişmesi barışçıl olmamış ve beylik görevini üzerine alabilmek için Osman Gazi yakınları ile taht mücadelesi yapmıştır. Bu mücadelenin kiminle yapıldığı ve nasıl geliştiği tartışmalı olup değişik tarihçiler değişik anlatımlarda bulunmaktadırlar. Bu anlatımlardan çok kutça sayıda taraflısı olan birisine göre Osman Gazi amcası Dündar Gazi ile beylik için tasısmaya girişmiştir. Bu anlatıma göre Dündar Bey kayı boyunun ileri gelen uruları tarafından tutulmakta ve asiretin genç yiğitleri ise Osman Bey'i desteklemekteydi. Bu tasışmanın ne kadar sürdüğü ne türlü devam ettiği bilinmemektedir. Fakat tasışma sonunda Osman Bey galip gelmiş ve düşmana karşı yapılan akınlara karşı çıktığı bahanesi verilerek yaşlı Dündar Bey'i bir ok atımı ile öldürmüştür. Bundan sonra Osman Bey o töresine uygun olarak Kayı aşiretine baş ve bu olmuştur. Alternatif bir anlatım olan Hacı Bektas'ın vilayet eserinde ise Osman'ın beyliğe geçme anlatımı değişiktir. Kayı boyu asireti sultan önünü ve civarını yerli, eyledikten sonra Önce amcası Aydoğmuş ve sonra babası Ertuğrul Bey. Beyliklerinden daha sonra da küçük amcası Gündüz Art kaybeyi olmuştur. Osman Gazi bu sırada çevresindeki asiret yiğitleriyle yerel Bizanslı Yarhisar, Bilecik, İnegöl, İznik yörelerine akınlar düzenlemeye başlamıştır. Bizanslı Bursa tekfuru Konya'da bulunan Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykuba'ta elçiler gönderip bu akınlardan şikayet etmiştir. Selçuklu Sultan, Sultanı ise Gündüz Alp'e Alp e haber göndererek akınları düzenleyen yeğeni Osman Bey'i yola getirmesini istemiştir. Gündüz Alp Osman Bey'i yakalayarak Yiğitlere ile birlikte Konya'ya 3. Alaaddin Keykuba'da göndermiştir. Ancak Selçuklu Sultanı Osman Gazi'yi beğenip el ve ona alması için onu Sultan Karahöyük'te bulunan Hacı Bektaş Veli'ye yollamıştır. Hacı Bektaş Osman'ı büyük bir mitafirperverlikle karşılamış, ve tekbirle kendi tülbentini onun başına dolayıp sanki ona çaç giydirmiştir. Osman Konya'ya dönerken Hacı Bektaş onunla sultana hitap eden Osman'ı öven bir mektup da göndermiştir. Selçuklu Sultanı bu mektubu okuduktan sonra buna yüce bir mansup verin veresiz dediği bildirilir. Osman Gazi Sultan önünü uzunun merkezi olan Söğüt'e döndükten sonra Selçuklu Sultanı ayrıca altın baslı sarıcak ve mehter gönderip onu ödüllendirmiştir. Bu öykü vilayetname yanında Zade'nin Selçukname adlı eserinde de tekrar edilmektedir. Birçok tarihçi bu ödüllendirmeyi uç beyliğine istiklal verilmesi olarak kabul edilmek etmektedir. Hacı Bektaş Vilayetname adlı Vilayetname adlı eseri Gündüz Alp ile Osman arasındaki ilişkilerin sonradan ne olduğunu kapsamamaktadır. Birkaç tarihçi Osman Bey ile ko, e, Kardeşi Gündüz Alp'in arasında Tatışma olduğu Ve bu tatışma sonunda Gündüz Alp'in öldürülerek Osman Bey'in üç beyi olduğunu Kabul etmektedir Fakat diğer bazı tarihçiler ise Gündüz Alp'in Bey olmasını ve Osman Bey ile Gündüz Alp mücadelesini Tümüyle Hiç olmamış gibi kenara bırakmaktadırlar Yine bazı tarihçiler Gündüz Alp'in Domaniç Muharebesi'nde şehit olduğunu bildirirler. Bu tarih karmasasında bazı tarihçiler ise Osman Bey ile Dündar Bey'in mücadelesinin olmadığını ve bu mücadele anlatımının Osman Bey Gündüz Alp mücadelesine atıf ettiğini kabul ederler. Daha yeni ve inanılır kaynak bulunmadan bu değişik hatta birbiriyle olan anlatımlardan çıkartılabilecek en uygun sonuç Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'in yerine geçmesinin bir barışçıl hükümdarlığa çıkma olmayıp bir taht mücadelesi olduğu sonucunu ortaya çıkardığıdır. Osman Gazi 1280'lerden 1300'e kadar uzayan yaklaşık 20 yıllık Osmanlı Devleti'nin doğu süreci evresinde toplumsal düzene çok karışık Bitinya bölgesinde yani günümüzdeki Bursa, Bilecik, İznik yörelerinde şanını korumak ve ufak uç beyliğini güçlendirmek için bir dizi yerel çatışmalar yapmıştır. Bu çatışmalarda gaza yoldaşı olan Samsa Çavuş, Konur Alp, Akçakoca, Aygüt, Alp, Gazi Abdurrahman gibi diğer Alip beyler ve bunların idaresindeki akıncı birliklerinden destek alıp faydalanmıştır. Osman Gazi'ye dinsel ve moral desteği ise ahiler vermiştir. Özellikle Osman Bey'in Bala Hatun adlı kızıyla evlendiği kaymabası Eskişehir ahilerinin it burnu şeyhi olan Şeyh Edebali devamlı danışmanlık ve destek sağlamıştır. Osman Gazi ilkin 1283'te İnegöl Tekfuru Nikola ile yaptığı Ermeni Beli Muharebesinde yenik düşmüştür. Bu muharebede kardeşi Saruhan'ın oğlu olan yeğeni Bay Hoca şehit olmuştur. 1284'te Osman Bey 300 kişilik bir güçle, göç güçle İnegöl yakınlarında ki Ermeni Dağı e, etiklerinde bulunan Kulacı hisarı bir gece baskını düzenlemiş ve bu kaleyi eline geçirmiştir. Bu Osmanlıların ilk kale fethidir. 1286'da ise Osman Bey ile Bizanslı İnegöl Furu ile Karacahisar tekfurunun birleşerek yerel kuvvetleri arasında ikizce mevkiinde Domaniç Muharebesi yapılmıştır. Osman Bey bu muharebeyi de kazanmıştır. Ama kardeşi Saruhan bazı kaynaklara göre Gündüz Alp bu muharebede şehit olmuştur. Bu galibiyet sonunda Karacahisar Osman Bey'in eline geçmiştir. Bundan sonra Osman Gazi müttefikleri ile birlikte akınlar yapma stratejisini uygulamaya başlamıştır. Bu yakınlarında yerleşik Şamsa Çavuş ve kardeşi satılmış ve Harman Kaya Tekfuru Köşe Mihal güçleri ile birlikte Sakarya Nehri Vadisi'nde Sorkun, Taraklı Yenecesi ve Göynük taraflarına akınlar yapmıştır. 1298-1299 yıllarında Osman Gazi'nin yükselişinden rahatsız olan ve tehlikeyi önceden sezen Bilecik Tekfuru, Yarisar Tekfuru'nun kızı ile evlendireceği oğlunun düğününe Osman Gazi'yi çağırarak ona pusu kurup öldürmeyi amaçlamıştır. Fakat Osman Gazi'nin dostu olan ve Bilecik Tekfuru ile aralarında düşmanlık bulunan Harmankaya Tekfuru, bu tuda Osman Gazi'ye haber vererek onun tuzağa düşmesine engellemiş ve oyun içinde oyun diye adlandırılan bir taktikle bu kenti almıştır. Bu oyun içinde oyun taktiğine göre Osman Gazi 40 yiğitine kadın kıyafet giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokmuş ve diğer taraftan keçilere bürünerek öküz sürüsü içinde kaleye girip kapılarından giren yiğitler de bunlara destek sağlayarak Bilecik Kalesi'ni ele geçirmiştir. Bu anlatım Osmanlı tarihçilerinin Osman Bey dönemi için anlattıkları masal simitlerin ilklerin, ilkelerinden olmuştur. E, Aynı kay kampanyada Osman Bey Yarhisardan çıkan, e, çıkan yola çıkan, e, düzeltiyorum. Osman Bey Yarhisardan yola çıkan düğün alayı koruyu, düğün alayının koruyucu güçlerini Çakır mevkiinde alt etmiştir. Bu gelin alayında bulunan Yarhisar Tekfurunun kızı olan Holifira adlı gelin ise Türklerin eline geçerek Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey ile evlendirilmiştir. Bu çatışmalar sonunda Bilecik tekfuru öldürülmüş, Bilecik ve Yarhisar kaleleri Osman Bey'in eline geçmiştir. Aynı dönemde Turgut Alp İnegöl kalesinin kalesini kusatmış ve bu kalenin de Osmanlı Beyliğinin eline geçmesini sağlamıştır. Osman Gazi'nin hangi tarihte ileride Osmanlı Devleti olacak Uç Beyliğini kurduğu tarihçiler arasında tartışmalıdır. Kulaca Hisar ve Karaca Hisar kalelerini kalelerini fethettik fetihleri takiben 1299 yılında İnegöl'ü alması Osmanlı Devleti'nin kurulusu olarak kabul edilir. Birçok tarihçi 1299 yılında Anadolu Selçuklular Devleti'nin yıkılısı ile Osman Gazi'nin Anadolu'nun diğer Türk beylikleri arasında istikbal, istiklalini ilan ederek Osmanlı devletini kurduğunu kabul ederler. Diğer tarihçiler 1299'da Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesud'un Osman Gazi'ye tabıl ve bayrak göndermiş olduğunu ve bu tabıl ve bayrak ödülleri ile üç beyliğine sembolik olarak istiklal verdiğini iddia ederler. Bir ipekçilik ve demircilik merkezi olan Bilecik Kalesi'nin eline geçmesiyle Osman Gazi'nin 70 yıllık hayatının 3. evresine girmiş olduğu tarihçilerce kabul edilir. Hayatının bu evresinde de savaşlar önemli roller oynarlar. Bu evrede ilk basarısı Köprühisar'ın beylik güçleri ile eline geçirilmesiyle başlamıştır dönemde hedef önemli bir Bizans şehri olan ve 3. Haçlı Seferi'nde Latin Haçlıların eline geçir, ele geçirdikleri Konstantinopolis'e karşı Doğu Roma İmparatorluğu direniş merkezi olan ve 1261'de tekrar Konstantinopolis'i eline geçirip imparatorluk kuran ve o zamanlar hala imparatorluk tahtında bulunan Paralogos Hanedanı'nın merkezi sayılan İznik idi. İznik gölünün doğusunda bulunan İznik şehrine karşı olan olmak üzere gölün batı kısmına 1301'de Türkmen nüfuslu yeni şehir Bursa kurulmuştur. Osman Bey yeni şehri beylik merkezi yapmıştır. Tarihçi Mehmet Nesri'nin 1500'lerde kaleme aldığı Tarihe göre aynı yıl Osman Bey adında adına Osman Bey adına ilk hutbe şey Edebali'nin müritlerinden olan Kahramanlı Dursun Fakih tarafından Karacahisar'da bir kiliseden çevrilmiş olan camide verilmiştir. Osman Bey beyliği arazisini o süresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarının arkadaşlarına dirilik olarak verilmiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut, Turgut Alp'e verilmiştir. Osman Gazi'nin Osman Gazi'nin ve Alplerinin komutanlıkları altındaki üç beylik Akıncı orduları 1299'a kadar yerel Bizans silahlı milis güçleriyle çatışmışlardı. Bizans İmparatoru II. Andronikos Palaiologos'un imparatorluk döneminin çok kuskulu bir sırasında Türkmen beyliklerinin imparatorluğuna olan tehdidini anlamıştı. O yıl ortak imparator olan Mikail komutasında bulunan bir merkezi Bizans ordusu günümüz Germencik kasabası yakınında bulunan Menderes mevkiinde bir Türkmen ordusuna yenilip, Bizans komutanı esir olmaktan, komutasını komutasının bırakıp kaçarak zor kurtulmuştu. Bundan birkaç hafta sonra 17 Temmuz 1302'de Bizans Bursa valisi Orhaneli, kite Kestel tekfurlarının yerel Bizans kuvvetleriyle Konstantinopolis'ten gemilerle gönderilen ve Yalakova da sahile çıkan oğlu Alan kavmin çıkan çoğu Alan kavminden paralı askerlerinden oluşan bir karışık düzenli merkezi Bizans birliği Osman beylerine geçirdiği İznik şehrini geri almak hedefiyle Yolu Yalakova adı verilen düzlükte ilerlemekteydiler. Hedefleri İznik yönünden gelecek Türk tehdidine karşı kıyıya inen Yalakdere ve vadesinden geçen yolu tıkamak ve sonra bu vadiden ilerleyerek İznik'i geri almaktı. Komutanları 2000 askerlik merkezi Bizans Birliği muhafız birliği komutanı Mozolon idi. Osman Bey kuvvetleri Osman Bey'in kuvvetleri ise Bizans güçlerinin karaya çıktığı harap haberini almışlardı. Ve Bizanslıların Yalakdere'den güneye ilerleyip İznik'e gitmelerini önleyip onları durdurma hedefini seçmişlerdi. Osman Bey komutasındaki 5000 kişilik karışık Türkmen piyada ve süvari birliği yalak dere içinden sahile Yalakova hızla indiler ve saldırıya geçtiler. Bizanslı komutan Mozolon bunu beklemiyordu ve Osman Bey'in birliğini birliği ile karşılaşması onların ani saldırısı bir baskın havası yaratmıştı. İki ordu böylece İzmit Körfezi'nin güney kıyılarındaki kıyı obasıyla İznik'ten gelen karayolunun kıyı ovasıyla birleştiği bir noktada bir muharebeye giriştiler. Bedanız paralı askerlerinden olan alanlar bir karşı saldırı, saldırı düzenleyip Bedanız milis ve, milis ve merkezi piyade birliklerinin geri çekilip mümkünse yeniden toparlanmalarına fırsat verdiler. Şiddetli bir mücadele olmakla beraber yaya, yerel ve merkezi Bizans askerleri fazla askerlerinin fazla dayanma güçleri olmadı. Ve toplanıp karşı saldırıya geçeceklerine paniğe kapılıp düzensiz olarak geri çekilmeye başladılar. Böylece sayıca da üstün olan Osman Bey'in ordusu bu muharebeyi galip bitirdi. Sonuçta yerel bir adam sorduları panik halinde ama pek fazla zayiat vermeden Bizansların elinde bulunan İzmit şehrine kaçmayı başardılar. Merkezi Bizans düzenli birlikleri ise paralı askerler olup alanların koruması ile halen kıyıda bulunan gemilerine binip Konstantinopolis'e kaçtılar. Tarihçi Halil Nalcık 2009'da yaptığı bir konuşmada Osmanlı Beyliği'nin devlet niteliğini 1302 yılında Yalova yakınlarında Merkezi Bizans ordu güçleriyle yapılan Bafayus Muharebesi'ndeki Osman Bey'in galibiyetinden sonra kazandığını iddia etmektedir. Bu muharebenin yapıldığı mevki günümüzdeki Yalova iline bağlı Hersek köyü topraklarındadır. Bu muharebeye gününün Bizanslı tarihçisi olan Yorgu Parcimles yazdığı kronolojik tarihinde Yalakdere içindeki Bizans karakolu olan Befeos ya da günümüzdeki ismiyle Çoban atıfla Befeos Muharebesi adını vermektedir. Bazı Türkçe tarihçiler de bu muharebeyi Yalakdere'si vadisinde bulunan Küçük bir dans karakol merkezi olan Papeus'un Türk ismi olarak Çubankale Muharebesi adını vermişlerdir. Fakat diğer bazı e, tarihçiler özellikle 19. ve 20. yüzyılın başlarından Osmanlı tarihi yazanlar Basta Zozep von Hammer, Purgıstal ve Ahmedi Refik Altın, Altınkay olmak üzere isim karışıklığı içindedirler. Ve bu muharebeye Koyunhisar Muharebesi adını vermektedirler. Bu muharebede Osmanlı tarafında Osman Bey'in yeğeni olan Aydoğdu'nun şehit olduğu belirtilmektedir. Bafeus Savaşı düzenli merkezi Bizans ordusu ile Osmanlı Üç Beyliği ordusu arasında yapılan ilk savaştır. Bu muharebeden sonra Marmara Denizi'nin güney kıyılarına Osman Bey'in ordularının hücumuna e, Bey'in orduları hücum eylediler. O yıl Kite Hisarı, Orhaneli ve Uluabat gölü içinde bulunan Alyos adası Osmanlıların eline geçti. Kite Rum komutanı direnişe geçmişti ve kale Osmanlılara geçince ay e, doğdunun öcünü almak için örüldü. Osman Bey'in ordusu Ege denizinde Erdemite, Edremit'e kadar gitme imkanı bulunduğunu bir danışman imparatoru Osman Bey'in ordusunun ta Ege Denizi'ndeki er, Edremit'e kadar gitme imkanının bulunduğu. No bir danışman imparatoru tanımazdı. Da Osmanlı güçleri bu bölgede bulunan müstahkem mevkileri almaktan ziyade etrafta bulunan ziraat arazisini işleyen köylülere ve köylere ve köylere akın yapmayı tercih etmişti. Bu kırsal Güney Marmara bölgesinde panik yaratmış ve Rum köylülerinin göçe basramalarına neden olmuştur. Gününün Bizanslı tarihçisi Yorgi Pacemeles, Bizans kırsal arazilerinde yaşayan arazilerinde köylülerin başlattıkları büyük göçü ve bu göç hareketinin ortaya çıkardığı zorlukları kitabında anlatmıştır. Mafeus Muharebesi sonucunda, Mafeus e, Muharebesinin neticesinden sonra Bizans İmparatoru Osmanlıları ve diğer Türkmen beyliklerini Batı Anadolu'dan atmak hedefiyle çok daha riskli politika uygulamaya karar vermiş çok daha risk dolu politika uygulamaya karar vermiştir. Akdeniz'de tapulculuğu, eşkıyacılığı ve korsanlığı ile ün yapmış, Roger de Flore ve onun komutası altında bulunan paralı askerler birliği olan Katalan bölüğünün Sicilya'da kontratı bitince Anadolu'ya gelmek için teklifi kabul etmiş ve onları Konstantinopolis'e davet etmiştir. Doğu Katolon çok Katolon oluştuğu için Katalan bölüğü adını alan bu paralı askerler birliğin asker birliğinin askerleri ve yanlarında bulunan aileleriyle 1 Eylül 1302'de 31 kadırga ve yardımcı gemileri ile Halit'e gelmiştir. Bu birliğin yarısı ağır zırhlı süvari olan 2500 kişilik paralı askerlerden oluştuğu bilinmektedir. Bizans İmparatoru 2. Andrinikos Palaiologos Katalan bölüğünü kendine daha sıkı bağlamak için kızını birlik komutan Roger de Flor ile evlendirmiştir. Roger de Flor ve Katalan bölüğü önce Cenevizlilere karşı Konstantinopolis'e gözdağı vermiş ve Kapıda Yarımadası'ndaki önemli Kız Yokuz şehrini kusatmaya almış olan Karesi Beyliği güçlerine karşı kendi gemilerini göndermiş ve bu Türkmen ordusunu büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu muharebede Katalan bölüğü ağır süvari hücumları ve ok islemeyen zırhları ile çok ün yapmıştır. Sonra Roger de Flor Alaşehir'e geçmiş ve kaleyi kuşatmaya alan Kahramanoğulları Beyliği güçlerini büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Sonra devamlı ganimet toplayarak Toroslar'da Gülek Boğazı'na kadar ordusuyla yürümüş. Oradan geri dönerek Katalan bölüğünün ganimetlerinin toplanıp saklandığı... Saklandığı Akşehir Alaşehir'e gelmiş ve burada gemilerle Avrupa'dan yeni asker desteği gelmiştir. Katalan bölüğü ve Roger de Flor önce Karadan Konstantinopolis'e geri gelmiş. 9. Mikail parlanago'da destek için Edirne'ye gitmiş ve 1305'te Edirne'de bir komploya kurban giderek öldürülmüştür. Katalan bölüğü ve Roger de Flor Osmanlı ile doğrudan muharebeye girmemekle beraber Katalan bölüğünün diğer Anadolu Beylikleri ordularına karşı üç değişik muharebede üstün galibiyet kazandı ve giriştiği çok sayıda küçük çaplı çarpışmaları da hiçbir zaman yenilgiye uğratmadan galip bitirdiği bir tanesi tarihçiler tarafından bildirilmek, bildirilmektedir. Yine Bizans tarihçilerine göre Roger de Flor ve Katalanya bölüğünün bu yenilmezlik günü dolayısıyla Osmanlı Beyliği'nin Güney Marmara'da fetihlerinin gelişmesi çok yavaşlamıştır. 1308'de tekrar başlayan fetih akınlarıyla ilk olarak İznik İzmit yolu üzerindeki stratejik Karahisar ele geçirildi. 1313'te Osman Bey büyük yardımları dokunan Bizans, Osman Bey'e çok büyük yardımları dokunan, Bizans Harman Bizans'ın Harman Kaya tekfuru olan Mikail Koses Müslüman oldu ve Köse Mihal adını aldı ve fetih hakkınlarına katılmaya başladı. 1313-1315 döneminde Sakarya Nehri Vadisi'nde bulunan Lefke, Mekece, Akhisar, Gevye, Gölpazarı ve Leblevici kaleleri ele geçirildi. Bu fetihlerden Osmanlı Beyliğinin daha bu fetihler Osmanlı Beyliğinin daha gelişmesini sağ bu fetihlerle Osmanlı Beyliğinin daha gelişmesini sağlamak için bu yörede en büyük Bizans şehri olan Bursa'nın ele geçirilmesi gerekmekteydi. Osman Bey döneminde emrinde bulunan askeri güçler bu şehrin büyük kalesini ele geçirmek yeteneğinde değildiler. Bu nedenle Osman Bey Bursa ye altına al almayı tercih etti. Zaten Bursa uzaktan üç yanından Osmanlı beylik arazileri ile çevirili hale gelmişti. Bu şehrin daha yakın ablukaya alınması için iki küçük hava aleyhisarı hisarı yaptırdı. Ve bu hisarların komutanlığını Osman Bey Yeğeni Aktimur ile kölesi olan Balancık'a verdi. Osman Gazi son yıllarında yasının ilerlemesi ve damla illeti yüzünden hastalıklı olduğu için tarihçilerin bildirdiklerine göre beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi, 1481 tarihine kadar getirdiği Teravih Tevarih-i Ali Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir. İkinci Mehmet ve ikinci Beyazıt döneminde yaşayıp 1502'ye kadar olanları inceleyen Oruç Bey'in Tevarihi Ali Osman adlı eseri adlı tarih eserinde ise Osman Bey'in ölüm tarihi 1327 olarak verilmektedir. Diğer tarihçiler Osman Bey'in ölümünü bu 2-3 tarih arasında vermektedirler. Modern tarihçi Necdet Sakıoğlu 1320'den sonraki olaylarda Osman Bey'in adı geçmek adı geçmezken oğlu Orhan'ın 1324'te beyli bey olduğunu kanıtlayan belgelerden söz edilir deyip Osman Bey'in ölümünün 1324'te olduğunu ileri sürmektedir. Osman Bey'in ölüm yerinin nerede olduğu da tartışmalıdır büyük olasılıkla Söğüt'te ölmüştür. Bazı tarihçiler Bursa'nın onun ölmesinden önce Osmanlı devletinin eline geçtiğini kabul ederek onun Bursa'da öldüğünü iddia ederler. Ancak Bursa'nın Orhan Gazi tarafından kendi beyliği döneminin başında fethedildiği üzerinde Osmanlı tarihçilerinin çoğu hemfikirdirler. Osman Gazi'nin önce Söğüt'te babası Ertuğrul Gazi'nin türbesine gömüldüğü Ve Bursa'nın fethinden sonra buradan alınıp Bursa Kalesi'nde Osmaniye Meydanı'nda bulunan Gümüşlü Gümbet'e gömüldüğü kabul edilmektedir. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den yaklaşık 4800 km kare olarak devir aldığı Osmanlı toprağı devletinin sınırlarını Oğlu Orhan Gazi'ye 16 bin kilometre kare olarak devretmiştir. Kıymetli dostlarım. Bu çeviride, yani bu anlattığım konuda zaman zaman başka kaynaklardan da yararlandım. Yani İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklardan da yararlandım. Bu yüzden... Ee, belki anlam olarak e, bazı kelimeleri yanlış söylemiş olabilirim. Ama dediğim gibi bazı kelimeleri eğer yanlış söylemişsem yanlış söylememin sebebi dediğim gibi e, ba e, İngilizceden ve Almancadan da Türkçe'ye çevrilmiş bazı yabancı kaynaklardan bu konuda yararlandığım içindir. Ve e, bu e, videomuz Osman Gazi'nin hayatını tarafsız bir şekilde ele almak amacıyla belgesel niteliğinde çekilmiş ilk videomuzdur. Biz bu videomuzda e, bana her ne kadar bazı kelimeleri okuyamazsam da e, Osman Gazi'nin hayatını ele aldık. Bu videonun bizim için bir önemi de sudur. Değerli dostlarım. Bu video benim kanalımın yani Türk Tarihi kanalının ilk belgesel videosudur. Ve ilerleyen tarihlerde tekrardan belgesel videolarımızı sizlerle buluşturmaya zaman zaman devam edeceğiz. Öncelikle hepinize videomu İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz bu videomuzda Osman Gazi'nin hayatını belgesel niteliğinde bir video ile anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda Orhan Gazi'nin hayatı hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar hiç sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki hafta Orhan Gazi'nin hayatına genel bir bakış atacağımız videomuzda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.